Her tarafı yıktılar, döktüler. Allah razı olsun Talip Erdoğan'dan. Her tarafı yıktılar, döktüler bak. Belirli olarak, sistemli olarak 90'lı yıllardan bu tarafa işte Süleymaniye'yi önce Çetin Say'a döneminde zorla insanları buradan boşalttılar. Önce harabe haline getirdiler. Ondan sonra o harabe haline aldılar. İşte aldıkları bakıyor işte aldılar. Bazı yerleri, tarihi eserleri yaktılar. Bilerek yaktılar. Yıkamadıkları tarihi eser binaları yıktılar. İşte pislikler ortada işte. Bak görüyorsun. Eminönü Küçük Pazar boşaltıldığı zaman bütün bekar kesimleri kan ağlayacak. Oturup tekrar köyüne gidecekler, saman yiyecekler. Şehirde bir ekmek, bir lokma ekmek parası bulduğu zaman memleketine tekrar geri gidecek. Ama bulamadığı zaman ne yapıyor? Mecbur ya köyüne gidecek ya çalışacak. Küçük pazar yani. Küçük pazara yüz binlerce belki gurbetçiler geldi. Yüz binlercesi gitti. Ha bunlar 3-5 ay önce burası yandı. 5 tane gurbetçi geldi. 5'i de öldü. Ne oldu? Bir gün geldi, ikinci günü öldü. Neye yaradı? Güney ve Doğu bölgesinde yer yok. Yani çalışma kapasiteleri yok. Ne olacak? Mecburiyetten gurbete gelecek. Tamam, şimdi buradan da gitmek zorunda kalacak. Mecbur buradan da gitmek zorunda kalacak. Çünkü burayı artık belediye alıyor, Kiptaş alıyor. Artık daha devlet hazinesi, yani devlet kendine çekiyor. Ne yapacak? Artık ya yıldızlı otel yapacaklar, ya iş yerleri yapacaklar, ya turizme yönelik yapacaklar. Burada bekar kesimleri bitecek. Küçük pazarı olduğu gibi yıkıp park yapılacak yapacaklar ki şehir nefes alabilsin. Aksi takdirde yeterli. Ama bu iki şart yerine gelmeden İstanbul'da nefes almak mümkün değil. Nüfustan, trafikten, işte yerleşim, konutlaşmadan biliyorsunuz son 20 senede 20 bin site yapıldı İstanbul'da. Evet, çok fazla bir kentleşme. Sırf site sayısı 20 bin. Peki, bunu yaparlarsa? Burayı, hayır burası park yapılacak. Burası bir site. Tabii burayı olduğu gibi yıkacaklar ve park yapacaklar. Gider böyle yani, yıkılır, el koyarlar. Bunlar biraz daha şeytanla çalıştıkları için. Öyle mi? Evet, biraz daha sağlamlar bunlar. Diğerleri gibi değiller. Diğerleri hep kendiler 3 başlı, 4 başlı hükümet kurdular. Bunun arkasında Yahudiler var, Amerika var. Hiçbir şey yapamadılar mı? Bir deprem sallantısı yapıyorlar. Hadi sanal kentsel dönüşüm adı altında. Yeni dünya düzenine girdik zaten biliyorsun yani. Yeni dünya düzeninin ikinci ayağı. Birinci ayağı Afganistan'a da işgaliydi. Şimdi ikinci ayağı 22 Aralık'ta çıkacak işte. Onu da BOP Başkanı Tayyip Erdoğan yapacak. Yani BOP Başkanı aslında kurum değil, yıkım projesinin başkanı. Yani. Kentsel dönüşüm olsa ne olur? Biz nereye gidelim annem? Bir tarafa gidemeyiz. Ne yaparız? Ne zaman olacak? Valla bu yaz dediler yıkılacak. Bu yaz yıkılacak dediler. Peki size ne söylediler? Yani ne bir yaptınız? Kız geldi. Kaldık. Ne dedi yapacağız? Bize biliyor musun? Dur sen bilmez konuşma. Dedi sizi herhangi bir yere dedi taşıyalım dedi. Yaşayabilir misiniz dedi. Biz dedik yaşayamayız. Peki dedi paranız olsa ne yaparsınız? Para versin bize hükümet de, memlekete gideriz zaten. Evet. Memlekete gideriz yani. Bunu anca
büyük başbakanlar bulsun çare. Yok mu çare? Başbakanlar bulsun çaremizi. Yok mu çare? Yok. Hastalık var, pislik var, mikrop var, yardım yok. Fareler içinde duruyoruz, bildiğin sıçanlar. Aşağıda gene bir komşu var, bak git de gör garibanın halini. Vatandaşı ne diyor? Diyor ki eski tarihe ne uygun yapabilirse yap. Şimdi öyle bir şey ki şu binayı yıkıp da tarihi eski bina yapacak vatandaşın gücü yetmiyor. Bunu biliyorlar. Bunu bildikleri için vatandaşın 1-2 trilyon para harcayamayacağını bildikleri için onlar kendi projelerini uygulayacaklar çünkü burada. Yani Kiptaş yaptığı zaman vatandaşın uyguladığı projenin dışında kendi çizmiş oldukları bir proje var, onu uygulayacaklar. Ondan dolayı vatandaşın yapamayacağını da bildikleri için veya yapacak adamın çok az olduğunu bildikleri için öyle bir dayatma var, başka bir şey yok yani. Burada rant var, başka bir şey yok. Zaten nerede bir inşaat varsa rant var. Ha bu devlet yoluyla da olsun, ha bugün fakirin yaptığı yerlerde de aynı şey vardır. Vatandaş mağdur olmuş. Var mı? Çoğu yıkıyorlar. Kanları, bunları yıkıyorlar. Kanları. Kim aldıysa almış onları oraya yıkıyorlar. Buranın da ilgisi var mı orayla? Buranın bir şey. Burayı yıkamadı da buraları yıkarlar yani. Buranın tarafları yıkarlar. Ne yapacaklarmış ikinci? He? Ne yapacaklarmış? Verecek, kiraya verecek. Ne yaparsın ya? Kiraya verecek. Yakın olan kompleksi açığa çıkarttılar, tamam mı? Mesela bu bitişik nizam olan aslında yeşil alana bina yapılmış. Hı hı. Onu yıkacaklar. Bu yapı açığa çıkacak. Restore edecekler falan. Tamam mı? Evet. Çekmeye de gerek yok. Nasıl faydalı olur mu peki? Olmaz mı ya yarımada? Tarihi yarımada açığa çıkar. Onun mantığı o zaten. Adamlar finansını Araplar yapıyor. Avrupa istiyor zaten. Avrupa Birliği istiyor. Şey mi? Araplar mı finans ediyor bunları? Yani Araplar yani bu büyük bir bütçe. Yarımadayı, tarihi yarımadayı, surun içerisini, tarihsel özelliklerini herhalde açığa çıkartacaklar. Yani.